Peki yani e, rüşvetle alakalı sonucunun e, çok feci olacağına dair hadis-i şerifler ve İslam toplumunun ki hele şu şu zamana göre ki biz onların nazarında dini ucuyla ilgili kesin ilg haram günler var yani. Tabii yani dini ucuyla ilgilenen bir toplumuz onlara kıyasen. Hı -hı. O dönemde bir medrese ilmi bu kadar e, dini, inancın, ahlakın da diyelim yaygın olduğu bir toplumda aşikare rüşvet yemeyip ben yani çok anlamlandıramıyoruz. Ama burada o zaman şu ortaya çıkıyor <laughs> bence ...bir gerekçelendirme var. Yani bir kılıflandırma Anladım. var. Doğru bir gerekçeyle sunuluyorsa i̇şte, kabul edilir gibi bir durum söz konusu oluyor. Eyüp Hocamın e, te, bu tespiti çok enteresan ve enfes... ...ve konuyu da açıcı mahiyette aslında, bizi aydınlatıcı mahiyette... ...hani dinin refere alındığı bir devlet değil mi evet. mesela? Evet, evet. E, İslam'ın refere alındığı bir devlet Adaletin fakat... Adaletin kadılar e, vasıtasıyla sağlandığı... Şeriatın kadılar hükmüyle icra edildiği bir devlet ama... Ee, şeriatın kesin haram dediği, İslam'ın haram dediği, cehennemde olduğu kadar net yani Cehennemde olacağına dair net bir şeyle, hükümle, belirlenen sınırları belirlenen bir e, ahlaksızlık diyeyim ben. Evet. Bunu maalesef şeriatın icracılarının alması vahim. Bu bu her devirde oluyor. Bu her devirde. Bu nasıl oluyor? Mesela ee, insan... ya, vicdanen verilmiş bir karar olduğu için de e, zaten onu... en tehlikelisi Aa, bu evet. dinin referans alınması hı hı. aldığını de demek ki rüşvet demiyor rüşvet kapsamına sokmuyor bu ne oluyor mesela ne yapıyor hocam ee, diyor ki insanın fiilleri ruhun temayülünden gelir hı. önce ruh bunu bir benimser ee, sonra aklen bunu kendine izah eder İkna etmeye çalışır aklı ikna, ikna eder ondan sonra kalp müsterih olmaya başlar Ondan sonra bakarsınız yapmaya başlamış ve en tehlikelisi dinin referans alınarak yapılması çünkü vicdan rahatsız olmaz bunda evet. adam diyor ki ya ne olacak almışsa almış yani bize bir zararı var mı? Evet. Bakın şimdi bu Çöz, çözüm yolunda tikamış oluyor. Bu, bu çok tehlikeli bir sistemdir. Evet, tamam. Çünkü bu bir ahlaksızlık bir kanser hastalığı gibi insana bulaştığı zaman bunun tedavisi çok zordur rüşvet ve yolsuzluk evet. bulaştığı zaman Aynen. ve bir de bunu Dikkat edin bakın. Alan aldıran ve hükmü verenler devrin din adamları. Fetvayı verenler de bunlar oluyor maalesef. Yani ne yapıyor? Ee, ya canım ben haksızlığa girmiş değilim ki. Oradan ona verecekti, oradan aldık, oraya verdik. Hayır Bir de hasenat baskıyla yaptık. Baskıyla da yani. söz konusu olabilir.